beynimizde hasar geliştiğinde buna bağlı koma hali oluşabiliyor. Koma halinin farklı evreleri var. Bu evrelerden dolayı da halk arasında bir kafa karışıklığı var. Halk arasında en bilinen tabirle beyin ölümü bu oldukça ileri bir tablodur. Beynin kan akımının tamamen kesilmesidir ve yaklaşık 14 gün içerisinde hasta vefat eder. Dünyada en uzun yaşayan beyin ölümü hastası yaklaşık 14 gün yaşamıştır. Bu durum oldukça ağır bir tablodur. Ancak bununla karıştırılan Bitkisel hayat var. Bitkisel hayatta ise hasta kendi günlük aktivitelerini yapamaz, yemek yemeyebilir, yürüyemeyebilir, günlük işlerini göremez ancak hayatı bazı fonksiyonlarının yerine getirebilir. Örneğin nefes alabilir, verilen beslenmeyi sindirebilir ve hayatına devam edebilir. Dolayısıyla bitkisel hayat ile beyin ölümü farklı olgulardır ve buna benzer bazı başka evreler var. Bu evrelerde olduğu için bunlar genel olarak halk arasında koma olarak tanımlanıyor koma hali hastanın verdiği tepkiyle ölçülür. koma halindeki hastalar genellikle yoğun bakımda takip edilen ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalardır. Hasta kendi solunumunu tam olarak yerine getiremez çünkü beyindeki hasar ileri seviyededir. Bu hastalarda solunum cihazına bağlanır. Solunum cihazına bağlandığında kimi zaman entübasyon dediğimiz ağızdan yapılan bir işlem ile hasta solunum işlemi yapılır. Kimi hastalarda da boyundan delik açılarak yani trakeostomi işlemiyle solunum sağlanabilir. Bunun yanında başka sorunları da vardır. Hasta ağızdan direkt beslenemediği için e, burundan takılan veya mide üzerinden açılan, delikle açılan nazogastrik sondayla veya PEG dediğimiz e, sondalarla beslenebilir kimi hastalarda da damardan beslenme yapılabilir. Koma hastalarının uyanıp uyanmayacağı çok ayrıntılı bir konu. Çünkü beyinde oluşan hasarın yeri ve derecesi önemli. Dolayısıyla halk arasında meşhur bazı sosyal medyada tanınan insanlar var. Bu insanların uyandığı çıkıyor ve dolayısıyla bize bu sorular çok sık geliyor. Bu beyinde oluşan hasarla alakalı bir durum. Dolayısıyla uyanıp uyanmayacağını oradaki ilgili hekim ancak bilebilir, karar verebilir. Yalnız burada uzun süre ve verilen tedavilerle beyindeki hasarın gerileme şansı vardır, uyanma ihtimali vardır ancak e, uyanma e, durumu bazen olmayabilir. Görülen örneklerde de olduğu gibi 8 yıl 9 yıl bir hastanın yatağa bağımlı kalması olabilir. Uyandığında da bu hastanın ciddi oranda beyin fonksiyonlarında yine de kayıp olur. Yani hasta ayağa kalkabilir belli fonksiyonları yerine getirebilir ama hafıza kayıpları veya yürüme güçlüğü konuşma güçlüğü yeme bozuklukları olabilir. Uyanma derken biz genel olarak hastanın yakınlarını tanımasını onlarla orta düzeyde de olsa iletişim kurabilmesini kabul ediyoruz. Bu durumlarda yoğun bakımdan çıkardığımız için hasta, halk arasında da uyanma olarak kabul Aynen sekel kalıyor hastada yani geçirdiği e, travmanın izleri kalıyor ve bu izlere bağlı olarak bazı fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyebiliyor. Yani hasta uyanmış olsa bile yetersiz vücut fonksiyonlarıyla karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksek. Bu bilincin düzeylerine göre hastanın verdiği tepkiler de farklı olabilir. Aslında söylediğiniz şey uyanıklığın evreleri var, seviyeleri var. Biz bunun uyanıklık seviyesine göre hastanın yoğun bakımda kalmasına, bazen servislerde bakım hastası olarak kalmasına, bazen de eve gitmesine, evde bakım hastası olarak kalmasına karar verebiliyoruz. Formula 1 pilotu var bir tane ve günümüzde Kenan Işık da çok konuşuluyor. Bu hastalarımızda da komanın bu evreleri çok tartışıldı. Aslında bu hastalar üzerinden Halkımız bunu duymuş oldu Burada aslında komanın farklı evrelerinin görüldüğünü Buna göre farklı tedaviler verildiğini bilmek lazım Ama özetle şunu söyleyebiliriz Komanın evrelerine göre hekimler tarafından tedavi düzenlenmesi lazım Bu oldukça uzmanlık gerektiren bir konudur Hastanın uyanıp uyanmayacağına çekilen filmlerle ve yapılan muayenelerle karar verilir en sık karşılaştığımız sorunlar enfeksiyonlardır. Bu hastalar uzun süre yatmaya bağlı. Başta akciğer enfeksiyonları olmak üzere birçok sorunla karşılaşırlar. Hayati tehdit eden en çok ağır akciğer enfeksiyonları yani zatürreler ve kana bulaşmış enfeksiyonlar. Biz ona sepsis diyoruz. Bunun dışında idrar yolu enfeksiyonu gibi yatmaya bağlı gelişen yatak yaraları ve onların enfeksiyon kapması gibi durumlarla da sık sık karşılaşıyoruz. Ancak bu bu kadar değil sorunlar. En başta komadaki hastalarda solunum yetmezlikleri görülür. Bu yetmezliklere bağlı yapılan işlemler lerle karşılaşırız. Solunum cihazı ve solunum desteği gerektiren durumlar olur. Ayrıca beslenme problemleri olur. Yatalak hastalarda beslenme düzeni oldukça etkilenir ve bozulur. beslenme için de desteğe ihtiyaçlar olur. bu hastaların beslenmesi çok önemlidir. Bu beslenme konusunda hassas davranılmasını çok isteriz. Çünkü enfeksiyonlara karşı en önemli koruyucu mekanizmalardan mekanizmalardan birisi hastanın iyi beslenmesidir. Aynı zamanda hastanın bakımlarının ve tedavilerinin düzgün ve zamanda yapılması kritik öneme sahiptir. Aksi durumda bu hasta kendi öz bakımı olmadığı için ağrısını veya sıkıntılarını ifade edemediği için onları bizim anlamamız bir bebeğe bakarcasına bunları takip etmemiz gerekiyor. Enfeksiyon, beslenme ve tedavilerin zamanda yapılması baz alınarak bir program düzenlenmeli.